Dünya şampiyonu olup inşallah o şampiyonluğu da babam için kazandım diye yazmak istiyorum. En çok şu anda istediğim şeylerden biri o. Arkadaşlar, herkese merhaba. Herkese merhaba. Bugün Toprak Vazgatlıoğlu ile birlikteyiz. Artık böyle röportajlar yapmak istiyorum. Türkiye'de otomobil konusunda, motosiklet konusunda, motorsporları konusunda başarılı olan isimlerle böyle araya güzel, hoş videolar atmak istiyorum açıkçası. Toprak'ta da ne zamandır bu videoyu çekmek aklımdaydı. Bugüne kısmet oldu, İstanbul'a geldi. O normalde Sakarya'da yaşayan birisi. Muhtemelen geçen aylarda adını çokça duydunuz arkadaşlar. Çünkü ilk kez dünyada bir Türk Dünya Superbike'da şampiyonasında şampiyon oldu. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu piste tarih yazdı. Birinci oldu. Bugün hem ona dair bir şeyler konuşacağız, hem toprağın biraz küçüklüğüne gideceğiz. Bu işe nasıl başladı? Sizin merak ettiğiniz soruları soracağız. Öncelikle kankacığım, tebrik ederim. Başlamadan önce bir şey söyleyeyim. Toprağı ben uzun zamandır tanıyorum. Bu kadar mütevazi, bu kadar efendi. Tam anlamıyla bir sporcu olan bir adam çok az tanıdım açıkçası. Bizim ülkede de böyle adamlar çıktıkça biz de gurur duyuyoruz. Bir yere gittiğinde falan böyle dünya şampiyonu gibi hissediyor musun? Yok abi ya, biz biliyorsun dediğin gibi mütevazı olarak evet, biz çok aynı şekilde devam ediyoruz. Dünya şampiyonu olduk. Bu tabii ki de her sporcu bir gencin hayalidir. Biz de işte hayalimize kavuşmuş olduk. Uzun sürdü ama biliyorsun 8-9 ay süren bir sezonun ardından dünya şampiyonu olduk. Bazı yarışlar çok iyi geçti. Bazılarında aksilikler yaşadık, şanssızlıklar yaşadık ama sonunda dünya şampiyonu olduk. Ne güzel be. Yani bunun için çok mutluyum. Bu sene 2021'de 13 tane birincilik aldık. Yani bu ne demek oluyor? 13 tane farklı ülkede Türk bayrağımızı dalgalandırdık. En çok mutlu olduğum şey de bu. Seneye de bakarsak, yani seneye de en çok istediğim şey daha fazla birincilik, daha farklı ülkelerde de Türk bayrağını dalgalandırmak. Eyvallah. Tabii ki de tekrar dünya şampiyonluğu ama daha fazla birincilik istiyorum bu sefer. Gelecek hedeflerine geleceğim. Önce biraz eskiye dönelim kanka. Bu iş nasıl başladı? Babanı ben canlı olarak izleme şansı yakaladım rahmetliyi. Birçok izleyen de tanıyordur. Tek teker Arif derler, namı değer. Arif Razgatlıoğlu, namı diğer. Tek teker Arif dün geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Türkiye'ye bence motosikleti sevdiren nadir adamlardan bir tanesiydi. Biz onun şovlarını izleyip böyle işte Seat Cup'lar falan yapılıyordu o zaman. Orada şovlarını izleyip yani böyle inanılmaz heyecanlanırdık. Bir kere tabii ki böyle bir babanın oğlu olmak sana ekstra bir avantaj sağladı tabii ki motosikleti sevme açısından. Biraz o günlere dönerek nasıl başladığını anlatır mısın? Babamı her eve geldiğinde aslında bir şekilde sağ solu sarılı görüyordum. Çünkü motosikletle uğraşıyor, şovmenlik yapıyor. Tabii ki de her zaman günü iyi geçmiyordu çünkü bazen kaza yapabiliyordu. Tabii babamın yanında ben de gezmeye başladıkça motosikleti sevdim. Motosiklete erken yaşlarda başladım. Normalde ben de babam gibi akrobasi yapmaya başlamıştım aslında. Daha çok sonra... küçük yaşta da mı akrobasi yapıyordun? Tabii ki de o ufak yaşlarda. Var, videom var çünkü. Tabii. Öyle 7 yaşındasın falan. Ya YouTube'da da aslında bizim evet, videolarımız var. Var. Var, çok izledim. Ufak yaşlarda akrobasi yaparak başladım. Daha sonrasında babam beni yarışlara götürmeye başladı. Motocross'la başlamıştım. Baba Razgatlıoğlu ise şampiyon öncesi oğlu ve şampiyona ile ilgili düşüncelerini aktardı. Ondan sonra işte Kenan abiyi tanıdım. Kenan tam abi... kaç yaşındaydın kanka? İlk motora bindiğinde hatırlıyor musun? 3 civarı olması lazım. O kadar değil mi? 3, 4. Peki arası. O günleri hatırlıyor musun böyle hayal mayal? Kenan Sofoğlu gibi olmak, pistlerde yarışıp şampiyon olmak. Geliyor mu gözünün önüne? Çok nadir. Böyle 50 cc'lik motorla şehrin içinde aslında böyle arka sokaklarda motora bindiğimi hatırlıyorum. Çok ufaktım. Parça parça yani. Eyvallah. Komple hatırlamıyorum. Baktığımız zaman Zeyn'e
Şimdi Kenan abinin oğlu Zeyn'i çok erken yaşlarda başladı. Evet. Çocuğun yapmadığı bir şey yok. Evet. Maşallah, nazar değmesin. Ben tabii biraz daha geç motosiklete başladım. Dediğim gibi akrobasi yapmaya başladım o sıralar. Maşallah, bu arada Zeyn'i de çekeceğim. 23 Nisan'da evet. Çekeceğim onu, yayınlayacağım videoyu. Zeyn'i maşallah. İnanılmaz bir çocuk. İş sonrasında işte motosiklete yarışlara başladım. Normalde road racing, yani asfalt yarışları, öyle bir hayalim yoktu. Hı, daha çok motocross seviyordum. Motocross da sevmiyordum. Aslında sadece ben zevk olarak yapıyordum bu işi. Daha sonrasında babam yarışlara sokunca tabii otomatikman benim düşüncelerim, her şeyi değişti. Bana babam şey diyordu, tek teker toprak diyecekler sana. Ben tek teker toprak olmak istemiyorum diyordum. Ben yarışı toprak olmak istiyorum diyordum. Kaç yaşında diyordun bunu? 12 falan. Vay be. Çünkü tam o sıralar ben yarışlara başlamıştım. Bir de o zamanlar tabii tam böyle ergenliğe giriyorsun. 12, 13, 14 böyle. Evet. Asi de bir dönemi yani aslında. Ya işte o zamanlar dediğim gibi çok böyle yarış, dünya şampiyonluğu, işte dünya şampiyonasında yarışma gibi bir hayallerim yoktu. Sadece normal motosikleti sürüyordum. Zevk alıyordum çünkü o zamanlar. Daha sonrasında iş ciddiye binmeye başladı. İşte Avrupa'ya gittim ilk defa. Almanya'ya gitmiştim. Kenan abi nerede yarıştıysa daha önce, onun yolu nereden başladıysa ben de o şekilde başladım. Tabii ki de çok başarılı bir sezon geçirmemiştim ilk başladığım zamanlar. Çünkü Avrupa'da, yani biz kendimizi burada çok iyi zannediyorduk. Avrupa'ya gittiğimizde hani nereye gittik dedik. İnanılmaz şekilde hızlılar. Daha sonrasında işte adım adım buralara kadar geldik. Kenan abiyle nasıl oldu tanışma? Kenan abiyle şöyle, babam zaten ufaklıktan beri, yani babam tabii genç döneminde Kenan abinin tabii ufaklığını biliyor. Babasının dükkanına gidiyorduk yani babam yani. Babasıyla çok yakın arkadaştı. Ben tabii Kenan abiyle nerede tanıştım? Onun pistine gidiyorduk yarış yapmaya, antrenman yapmaya. Oradan Kenan abiyi görüyordum. Bir gün dedim işte Kenan Sofoğlu gibi olacağım diye. Tabii bizim Kenan abiyle kesişmemiz aslında işte Araltı Cup Yama Almanya Şampiyonası'na gittiğimiz zaman işte seçmeler yapmıştı İstanbul Park'ta. Orada Kenan aslında ilk böyle yan yana geldi. Vardı değil mi? Daha sonrasında Rookies Cup'a gittik. Yine Kenan Sofoğlu'nun orada seçmeler yapılmıştı. Kenan abiyle aslında tam anlamında beraber olduğumuz yıl 2014 sonu ve daha sonrası. Ondan sonra artık o tüm senin onun eğitim yarış tarafını devraldı. Bir de şimdi Kenan abinin yarıştığı şampiyonaya geçmiştim ben. 2014'ün sonunda beni götürmüştü misafir olarak yarışa sokmuştu. O ilk girdiğimiz yarışta Fransa'da biz birinci olmuştuk Avrupa Şampiyonası'nda. Ve 2015'te çok güzel bir sözleşmeye imza attık. Çok iyi bir takımda yarışıp 2015'te direkt Avrupa Şampiyonu olmuştuk. Milli motosikletçi İspanya'da koşulan sezonun 11. yarışında şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. O dönemler hep beraberdik çünkü kendisi de aynı yerde yarışıyordu. O dünya şampiyonasında, ben Avrupa şampiyonasında yarışıyordum. Aynı takımdaydık. Tabii daha sonrasında benim bir hayalim vardı. Bir gün Kenan Sofoğlu'yla aynı takımda takım arkadaşı olmaktı. Benim hayalim buydu. Turkish flag flies for Kenan Sofoğlu. Tabii Avrupa şampiyonu olduktan sonra öyle bir hayalin içindeydim. Kenan abi bana farklı bir yol çizdi. Ve o zamanlar benim içimi sorarsan istemiyordum başka bir yolu takip etmek. Ama başka bir çarem olmadığı için ona saygı duydum. Tamam abi dedim. Farklı bir kategoride yarıştım. İyi ki de tamam demişim, saygı duymuşum. Dediğini dinlemişim ki ben buralardayım. Evet. Eğer onu dinlemeseydim, kendi istediğim, kendi hayalimin peşinde gitseydim, yani o anki, o dönemki hayalin, ben belki buralarda olamazdım. Burada şunu da görüyoruz, yani aslında sadece başarılı olmak, yetenekli olmaktan ziyade kariyer planı da bu işte acayip önemli. Kesinlikle çok önemli. Ya biz şimdi herkes, şu an biz dünya şampiyon olduk. Ya bu döneme geliyorum şu an. Dünya şampiyon olduk. Herkes işte MotoGP'ye neden gitmiyorsun diyorlar. Ya MotoGP'ye gitmeye gidersen, ama ben orada yarıştım demek için ben MotoGP'ye gitmek istemiyorum. Başarı elde etmek. Ben oraya gidip başarı elde etmek istiyorum. O yüzden biz adım adım gitmeye çalışıyoruz. Herkese her yerde de anlatıyorum. İnşallah 2022 istediğimiz gibi geçerse 2023'te MotoGP'ye gitmeyi düşünüyoruz. Yani bu İnşallah. Bizim başarımıza bağlı bu seneki. Bu sene de yine aynı klasmanda yarışacağız. Superbike'de yarışacaksın. Evet, yine dünya şampiyon olmak istiyorsun. Yine fabrika takımı Yama alacak. Evet. Ama seneye de inşallah MotoGP'de. İnşallah MotoGP fabrika takımı olur. Biraz soru hazırladım. Onlardan devam edeyim. Baban vefat ettiğinde kaç yaşındaydın kanka? Ben babam vefat ettiğinde 20'li yaşlarda falan. Yarışıyordun o zaman. Tabii yarışıyordum. Etkiledi mi bu seni? Yani istersen cevap da vermeyebilirsin çok ya özel şöyle... bir şeyse. Yani negatif olarak etkiledi mi bu seni? Yani ne hissettin o sırada?
O psikolojiyi ben düşünmeye çalıştım. Tabii ki o kimse senin kadar gelemez o psikolojiye. Zor bir psikoloji. Ya benim için şöyleydi. Mesela o günü de hatırlıyorum ben. Bu şekilde de hayatını kaybetmesi bizi gerçekten çok etkiledi, çok üzdü. Babam arkadaşlarıyla gezmeye giderken motosikletle benle görüştü. İşte beni öptü, o ara çıktı. Motosiklete bindi, gitti. İşte 2 saat sonra falan, 1,5 saat sonra bir telefon geldi. Zaten biz anladık, gelin falan yaptılar. Orada biz anladık bir şey olduğunu. Abimle hemen bindik arabaya gittik. Tabii o an şoku, hiçbir şey anlamıyorsun yani. Biz dümdüz gittik. Şoktan hiçbir şey anlamıyorum ki. O gün böyle çok değişik bir gündü. Zaten uyku olmadı, bir şey olmadı. Aslında baktığımız zaman kazaya ben şaşırdım. Çünkü babamın öyle bir kaza yapması, hani böyle daha önceki senelerde hep bize kendisi öğretiyordu. Böyle ara sokaklı yerlerde işte hız yapmayın falan filan diye. Biz o yüzden hani hız merakımız olmadı hiçbir zaman. Çünkü ben babamın sayesinde başladığım için motosiklete öyle bir hız merakı duymadım. Çünkü hep bize tembih ediyordu ve dikkat ettiriyordu. Ara sokakta değildi aslında. Yine caddede. Ama böyle ara sokaktan araba çıkabilir bir caddeydi. Kendisi böyle bir ufak bir ön kaldırmış, indirmiş. Ondan sonra çıkılmaz bir yoldan bir araba çıkıyor. Tabii ki de bu ecel geldiği zaman biliyorsunuz bir bahanesi oluyor bu işin, ama hani ben orada şaşırmıştım. Tabii en değişik bir gündü. Beni etkiledi mi? Tabii ki de etkiledi, ama yarışlara devam ettim ben. Çünkü sokak ayrı, pist tabii ayrı. Ki, tabii ki. Yani her sporda zorluk, ölüm tehlike olabiliyor. Var, tehlike var. Ki. O yüzden kesinlikle ben bu şekilde düşünüp aynen yoluma devam ediyorum. Kimse bilemiyor yani yarım saat sonra ne olabilecek, bir saat sonra ne olabilecek. Ya işte en büyük deprem bölgelerindeki birinde yaşıyoruz şu anda. Büyük İstanbul depremi olduğunda belki hiçbirimiz devam edemeyeceğiz yani. O yüzden doğru. Biz de hayatımıza bu şekilde devam ediyoruz. Eyvallah işte. Abi, mekanda cennet olsun bir kez daha. Buradan analım babayı. Kanka, İstiklal Marşı'nı o podyuma çıkıp duymak ve bu kadar bütün dünyaya duyurmak, yani bütün dünyada canlı yayınlanıyor arkadaşlar bu yarış ve orada İstiklal Marşı'nı çaldırıyorsun. Bizim ekran karşısında biz bunu izlerken, hatta sonrasında bile Instagram'da izlerken tüylerimiz diken diken oluyor. Yani sen orada o sıra podyumda ne hissediyorsun? Abi şöyle, yarış bittikten sonra eğer birinci bitirirsem, çünkü o bayrağı ben sadece birinci olduğumda taşıyorum. Birinci bitirdikten sonra o kadar rahatlama geliyor ki insanın içine. Bilmiyorum artık başka sporcu kardeşlerim de aynı şeyi düşünüyor mu, aynı şeyi hissediyor mu, ama ben o kadar rahatlama hissediyorum ki o bayrağı alıp o pistin içine dolaşırken. Çünkü yani ikinci olduğumda ben kendime kızıyorum. Neden birinci olamadım diye. Çünkü öyle bir alışkanlık oldu artık hep birinci olmaktan. Ben o bayrağı sadece birinci olduğumda taşıyorum. Podyuma çıktığımız zaman üstümüzde direkt bayrak var. Türk bayrağı. Ve İstiklal Marşı çaldığı zaman zaten tüylerimiz diken diken oluyor. Bizim için çok önemli bayrak. Anlatamayacak bir gurur aslında. Tahmin ediyorum. Yani biz oraya zaten o bayrak için gidiyoruz. Yani biz kendimiz için oraya gitmiyoruz. Biz orada ülkemizi temsil ediyoruz, bayrağımızı temsil ediyoruz. Ve çoğu kişi de çok saygı duyuyor bize. Herkes de seviyor bizi. Ben herkese karşı iyi niyetli davranıyorum. Şampiyonada da herkes seviyor. Avrupa'da da çok kişi seviyor. Belki de Türklerden daha çok yabancılar bizi destekliyor yurt dışında baktığımız zaman. Çünkü bizim ülkemizde biliyorsun motosporları çok bilinen bir şey değil. Evet. İşte olimpiyatlar olsun, futbol olsun, bu tarz sporlar daha çok öne çıkıyor. Ama bizler de işte bu spor için doğmuşuz diyebilirim. Evet, biz yani de bu sporda elimizden geleni yapıp en iyisini sunuyoruz. Ya Toprak'ın söylemek istediği şey şu, yanlış da bir şey anlaşılmasın. Yo. Bir futbol kadar bu işin seyircisi yok. Bu videoyu izliyorsanız muhtemelen Toprak'ı tanıyorsunuz, destekliyorsunuzdur demek zaten bu. Evet, bununla ilgili sıkıntı yok, ama niye daha büyük kitlere ulaşmasın? Yani ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben doğduğumdan beri otomobillerin içindeyim, motor sporlarının içindeyim. Hep izleyici olarak ama yarıştım, ama bunu yaptım, ama şunu yaptım. 18-20 sene kadar dergi yaptım. Şimdi YouTube yapıyorum. Şunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Bir otomobil motor sporuyla uğraşan adamın şampiyon olmasından çok daha büyük bir şey motosiklet. Çünkü motosiklet çok daha zor bir şey arkadaşlar. Yani şu an bu adam bu mütevazilikte, efendilikte, ama emin olun şu an dünyanın başka bir yerinde yapıyor olsaydı bu işi süperstar gibi geziyordu dünyada. Çok daha fazla fanı vardı. Çok daha büyük kitlere ulaşmıştı. O yüzden bunu bir Türk'ün başarıyor olması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bunu çok daha büyük kitlelere taşımalıyız bence. Ben şeyi işte anlatmak istedim. Motor sporlarını takip edenler bize
elbette tanıyor. Ama motor sporları hariç normal bir sporu takip eden insanlar hani bizleri bilmiyor. Evet. Bu da işte biz bunu çok iyi lanse edemiyoruz. Bence ondan kesinlikle dolayı diye düşünüyorum. Yani tabii ki de başka sporla bir laf ettiğimiz olamaz. Çünkü her sporun bir zorluğu var. Herkes kendi dalında en iyi şekilde temsil edip başarı göstermeye çalışıyor. Bizler de kendi dalımızda en iyisini sergileyerek başarı göstermeye çalışıyoruz. Türk bayrağını dalgalandırmaya çalışıyoruz. Seninki ama çok başka bir zorluk seviyesi. Ya şöyleydi, 2009'dan beri biz şu anki yarıştığım takım Yamaha dünya şampiyonu olamıyor şu anki yarıştığımız yerde Superbike'da. Zaten 6 senedir bir adam var olmuyor. 6 senedir de Kawasaki üst üste dünya şampiyonu oluyor. Biz de bu 2009'dan beri uzun süren serüveni bozmuş olduk Kawasaki'nin de. 2009'dan sonra ilk defa Yamaha dünya şampiyonu oldu ve markalar şampiyonu oldu. Yani hepsini bir anda toparlamış oldu. Aynen öyle. Eline sağlık. Ya biz de elimizden geleni yaptık. Onlar da elinden geleni yaptı. Çünkü takım yarışı bu. Bizler ne kadar iyi olsak da motosikletin çıkardığı herhangi bir sorun, teknik arıza sizi yarı yolda bırakıyor. Tabii ki. Kesinlikle. Bu sene de 2021'de de olduğu için çünkü bu. Çok iyi biliyorum. Yani hepimiz elimizden geleni yaptık. İşte dünya şampiyonu olduk. Seneye için de daha çok çalışıyoruz işte. Eyvallah. Şeyi soracağım, süpürge olayı. Onun görüntülerine gireriz şimdi oraya. Bir anlatır mısın kanka? Bir senin ağzından dinleyelim. Şöyle oldu abi. Fransa benim en çok sevdiğim pist. O pistte 3'lü 3 yaptık aslında. Birinci olduk. Bizim hafta sonu 3 tane yarışımız oluyor. 3'lü 3 yaptık. 3'ünde de birinci olduk. Ama kısa yarışta, 10 turluk yarışta son turda, normalde kural budur, son turda yeşil çizgiye, yani yeşil alana değdiğiniz zaman bir pozisyon geriye gidiyorsunuz. Sadece son turda geçerli. Geçerli. Ben de çok ufak bir şekilde yeşil alana değdim. Ama yeşil alana değip şey sağlamanız gerekiyor. Nasıl diyeyim size? Ya bir artı sağlamanız gerekiyor. Anladım. Yani yeşil alana deyip veyahut da kestirme yapmanız gerekiyor. Bu takdirde yani şey yapıyorlar. Ceza alıyorsun. Anladım. Senin bir artın olmadı orada. Benim bir artım olmadı. Sadece dokundum. Değmemek için zaten uğraştım. Ben değmedim zannediyorum. Lastiğin çok azıcık yarısı yeşilde, yarısı asfaltta gözüküyor. Tabii ki de Kawasaki'nin daha sonrasında yarış bittikten sonra itirazı olduğu için de 6 saat sonra alınan bir karardan işte ikincilik pozisyonuna attılar bizi. Normalde çok arada kalmışlar. Yapmayacaklar. Çünkü biz organizasyonla konuştuk niye böyle oldu diye. Biz de çok şaşırdık. Çünkü ben orada avantaj sağlamadım ve aksine rakibim beni orada geçti. Ve daha sonrasında ben son virajda rakibimi geçtim. Ve sonrasında böyle bir ceza aldık. Ben de onlara inat. İlk birinci olduğum yarışta dedim süpürgeyle yeşil alana. Aynı yani. Yeşil, aynı pist. Aynı pist değildi. Daha sonrasında Jerez pistinde İspanya'da yarışımız vardı. Evet. Orada da 17-16 yaşındaki ufak çocuk vefat etmişti yarışta. Evet. Orada da tabii ki de sevinçli bir şey yapmadık. Normalde orada aklımdaydı birinci olduktan sonra. Orada yapamadık. Portekiz'e denk gelmişti. Portekiz'de birinci olduktan sonra öyle bir süpürgeyle. Gidip süpürgeyle. Şimdi çok görüyorsunuzdur muhtemelen. Öyle mi? Bayağı bir olay oldu bu değil mi? İşte millet hep bana şey atıyor. Story atıyorlar. Süpürgeyle bir yeri silerken işte beni etiketliyorlar oraya. Değişik bir iz bıraktık orada da. Gelip ama orada da hep yayıncı kanal falan hemen çekti etti falan. Haberleri var mıydı böyle bir şey yapacağından yoksa bilmiyorum spontan ama, mı? Tamam. Bilmiyorum ama ne oldu o an bir an şey yaptılar. Hemen gelip çektiler hemen fotoğraf yani. Çektiler. Şimdi artık baktığımız zaman da bizim de artık bir imzamız oldu. Stop evet. Yapıyoruz. Motorun arkasını kaldırıyoruz. Ona geleceğiz. Evet. Stop'i nereden başladı abi? Stop'i işte ufaklığından gelen babamdan görüp çalışıp yaptığım bir hareket. Stop'i yani de ben frenle normal. Arkadaşlar evet. Arkayı kaldırıyor ve böyle metrelerce gidebiliyor. Ben bu hareketi gerçekten çok rahat bir şekilde yapıyorum. Her motorla. Her motorla derken işte bu chopper tarzı motorlar tabii ki de olmuyor ama racing motorlarla, cross motoruyla çok rahat yaptığım bir hareket. Bu senin imzan oldu bir daha. Bu benim artık imzam oldu. Aslında 2020'de yapıyordum ben bunu ama 2021'de hem başarıyla beraber bu hareket gerçekten çok büyük ses getirdi. Bizim de imzamız olmuş oldu. Hatta Fransa'da ilk yarışımda 6 saniye fark atmıştım ikinciye. Finişten geçerken arka kaldırarak geçmiştim. Evet, o zaten de. Çok efsane bir... Abi bir de yani şey durumu da var Toprak. Viraja girerken frene yüklenip arka lastiği kaldırıyorsun. Yani biz sürekli evet. Televizyonda onu yavaş çekim halinde görüyoruz. Bu çok zor bir şey değil mi? Ya da hiçbir yarışçıda görmüyoruz. Şöyle olması. Olabiliyor aslında her yarışçıda bu ama bilmiyorum ama benim artık o stilim haline gelmiş evet. Oldu. Ben o arka lastiğin yerden azıcık kesilmediği zaman ben kendime çok iyi bir fren yaptım demiyorum. Yani o artık benim bir artık referansım limit, olmuş oldu. Tabii yani. Referansım olmuş oldu. Motor böyle zor duruyorsa virajda, arkası kalkıyorsa diyorum ki çok iyi fren yaptım. Daha iyi yani zaman çıkacak o kesinlikle virajdan. Kesinlikle aynen öyle abi. Öyle düşünüyorum. Referansım olmuş oldu o benim. Bize de çok güzel görüntü çıkıyor. Kanka. Çok güzel görüntü çıkıyor. Müthiş görüntü yani. Vallahi. Herkes o görüntüyü böyle yakalamak için aslında şampiyona mesela Dorna bizim şampiyonun ismi. Onlar
artık bana şeyi soruyor. Yani antrenmandan sonra, antrenman bitiyor, Damalı'yı gördükten sonra pratik start yeri var. Düzlükte duruyorsun, start alıyorsun, antrenman yapıyorsun yani. Ne zaman yapacaksın diyorlar bana. Tam nerede yapacaksın stopi? Ona göre çekim yapacaklar, beni takip edecekler. Artık böyle bir şey olmaya başladı. Onlar için de güzel, izleniyor sonuçta. Evet. Bir de babana ithafen de bir şey bence. Tabii. Yani ben izlerken onu düşünüyorum. Şimdi babası işte tek teker harf değil. Bu adam da tek teker harf ama biri işte ön teker yapıyor, biri arka teker. Ya şimdi ben neden bunu çok yapıyorum? Herkes yapamıyor bunu. Kolay bir hareket değil. Hı-hı. Yapan da çok iyi yapabiliyor. Hı-hı. İşte bu akrobasi yapanlar zaten arka kaldırmadan olmuyor. Hı-hı. Ama yarışıp da bu hareketleri yapan çok nadir. Çok az var. Evet. O yüzden ön kaldıran herkes. Herkes ön kaldırabiliyor. Ama arka kaldırabilen çok olmadığı için ben de bu hareketi özellikle fazla yapıyorum. Ve uzun bir şekilde yapıyorum. Uzun Kaç metre gidiyorsun öyle? Metre olarak hesaplamadım ama bayağı bir uzun gidebiliyorum. Genelde testlerde yapıyorum ben bunu. Çünkü pite girdiğiniz zaman 60 km hızı geçemiyorsunuz. O yüzden testlerde sorun olmuyor bu. Testlerde ben işte ikinci viteste sonunda arka kaldırıyorum. Yani yaklaşık belki 200 metreye kadar yakın bir arka kaldırarak gidiyorum yani. Belki de 150 bilmiyorum. Hiç saymadık. Eyvallah. Bir gün sayarız bakalım. Bu tane videolarda biz de paylaştık. Uzun bir arka kaldırarak gidiyorum pistte. O videoda mesela 214 metre arka kaldırarak gitmişim. Şeyden, bilgisayardan bakıyoruz. Arka lastik ne zaman yere değdiğini gösteriyor kalkıp. 214 metre tam. Vay be. Hep soruluyordur bu sana. Ben de sormuşumdur belki, hatırlamıyorum ama izleyiciler için bir daha sorayım abi. Bu uzun boy meselesi hiç dezavantaj oluyor mu? Kaç abi, boyun bu arada? 85. Oluyor mu hiç sıkıntı? Tabii ki de oluyor. Neden derseniz motorun üstünde rahat edemiyorsunuz. Motoru sağdan sola çevirirken uzun boylu olduğunuz için hem kendinizi bir yandan atmaya çalışıyorsunuz hem motoru çekmeye çalışıyorsunuz. O yüzden onun zorluğunu yaşıyorum. Motora kapanırken bir kısmım azıcık dışarıda kalabiliyor. Bunların zorluğu var. Tabii biraz daha kısa olsak, mesela 70'lerde, 72'lerde olsam çok daha rahat hissedersin motorun üstünde. Biraz daha kısa olduğun için. Senin boyun kaçtı araba? Kanka onu şey yaparız ya, konuşuruz onu sonra. Oğlum zaten bu boyla kanka dünya şampiyonu olsan o zaman kainat şampiyonu ya falan şöyle, olacaksın ya yani. Başarılı olduktan sonra boyun bir önemi yok zaten de. Ama tabii biraz daha kısa olsam motorun üstünde daha rahat edeceksin. Eyvallah. Sadece bu avantajı olur. Son sezonlarda özellikle yarıştığın, dünya çapında olan yarışlarda çok enteresan bir şey var mı yaşadığın, bize anlatmak isteyeceğin? Aklına gelmiyorsa da yoktur, o kadar. Sorun yok yani. Şey çok güzeldi. Benim İngiltere yarışım. Yarışa çıkmadan önce yağmur yağdı. Sonra yerler ufak bir kurumaya başlamıştı. Biz normalde pitten çıktıktan sonra direkt sıralanmaya geliyoruz gride. Ben iki tur attım. Pitten bir tane daha, bir tur daha geçtim. Hmm. İki tur attım. Sadece asfaltı analiz etmek için nerede ıslaklık var, nerede kuruluk var diye. 13. sıradan başlıyordum yarışa. 2021'de. 13. sıradan neden başladım? Sıralamalar yağmurda oldu. Çok iyi bir derece atamamıştım. 13. sırada bitirdim. Yani benim ne yapıp ne edip bir an önce en ön tarafa gelmem lazım. Çünkü en büyük rakibim birinci başlıyor. Hemen ara açmaya çalışacaktı. İki tur attım, baktım, analiz ettim. Yarışa başladım. İlk viraja 5. girdim. Millet görmediği için oraları. Yani bir turda bir şey öğrenemiyorsun çünkü hem hızlı kuruyordu ya hem de nerelerde neyin olduğunu kimse görmedi. İlk virajda 5.'ydim. 4. virajda 2. sıraya geldim. Diğer turda 1. aldım. Vay. Ara açtım. Yarışı birinci öyle. Bitirdik. Ya inanılmaz bir yarış olmuştu o. Yani millet daha görmeden ben yatırıp kaldırıyordum motoru. Millet de şaşırmıştı. Benim için çok güzel bir yarıştı o. Muazzammış be harbiden. Bu arada şeyi anlıyor musun mesela işte geldiğin artık yani çok değişik bir konsantrasyon kanka bir de milisaniyede konuştuğu için yani şimdi tamam geldim burada 6 kişiyi geçtim. İlk virajda falan. Onları falan hep böyle hesap ediyor aslında musun? Aslında şöyle. Yoksa söylüyorlar mı kulağına? Yok. Onu ben kendim görüyorum. Şöyle aslında. Ben ilk viraja 5. girmemin sebebi önümdeki çocuğa çarpmamak için freni bıraktım. Çarpıyordum. Freni bıraktım. Tekrar freni sıktım. Bir baktım 5. sıradayım. Aslında böyle gelişti. Avantaj oldu sana. Ama aslında. Yine ön tarafa çok hızlı bir şekilde gelecektim. Çünkü millet görmediği için yani bir tur fazla atsalardı anlarlardı nerelerin. Çünkü şu kadarcık bir yer var. Onun içinde motor sürüyorsun. Bu kadar bir çizgi var. Kuru orası. Diğer yerler ıslak. Ufacık orayı alanda tutturman gerekiyor orayı. Yani o yüzden benim için unutulmayacak yarış İngiltere'ydi. Güzel, güzel hikayemiş kanka. Biraz otomobilden konuşalım ondan sonra bitirelim. Aynı zamanda bir otomobil tutkunusunda. Evet abi. Seviyorsun. Herkes gibi. Otomobil de çok iyi kullanıyorsun. Ben şahsen biliyorum bunu. Zaten genellikle motosikletçiler iyi otomobil kullanır. Yani yarışanlar özellikle. Çünkü o hissiyatı biliyorsunuz. Ağırlık transferini nasıl olacağını iyi biliyorsunuz. Çizgileriniz çok iyi diğer insanlara göre. O yüzden iyi kullanıyorsun arabayı. İşte kendimiz elimizden geldiğince kullanıyoruz. Peki otomobil mi motosiklet mi klişe sorusunda normal günlük hayatta? Ben kendim şöyle diyorum. Motosiklet benim artık bir işim. Araba da hobim. Eyvallah. Güzel. Güzel bir hayat stili bence. Yani, normal günlük hayatta motosiklete çok binmiyorsun. Nadir. Scooter'ım var. Yamaha T-Max'e biniyorum. En çok sevdiğim motosikletler çünkü senelerdir hayal kuruyum motordu. T-Max'i çok severim Scooter. Ona daha çok böyle binmeye çalışıyorum ama havanın böyle güzel yakalamamışlığı
yapmamız lazım. Bir de vaktim olursa. Eyvallah. Ağzına sağlık. Son olarak şeyi soracağım Toprakçığım. Genç arkadaşlara buradan, sen de gençsin ama tabii ki bu işe başlamak çok erken yaşlarda olması gerekiyor. Hem anne babalara hem genç arkadaşlara buradan söylemek istediğin bir şey varsa buyur abi. Normalde herkes motosikleti tabii ki de çok tehlikeli bir spor olarak biliyor ama motosiklet aslında sokakta çok tehlikeli. Pistte her yerin kapalı olduğu için, kum havuzları olduğu için tehlikesi az bir yer. Baktığımız zaman her sporun bir tehlikesi var. Bana çok mesaj geliyor, abi ben sizin gibi olmak istiyorum diye. İnanın tabii ki de Türkiye'nin, ülkemizin motosporlarında da gerçekten başarılı olmasını istediği bir sürü genç var. Yani bizler de çok isteriz daha fazla kişi gitsin. Çünkü İspanya, İtalya gibi yerlere baktığımız zaman yani bu spor aslında onlarla yapılıyor. Biz Türkiye'den 4-5 kişi gidiyoruz ve her birimizde başarı gösteriyoruz. Otomobil tarafında da, motosiklet tarafında da aynı şekilde. Yani motosiklete bir kere başlamak için veyahut da otomobil sporlarına tabii ki de bir ailenin desteği gerekiyor ilk başlarda. Sizdeki o yetenek ortaya çıktığı zaman federasyon olsun, işte ben motosikletten konuşayım, Kenan Sofoğlu olsun, sizin elinizden tutup kendisinin elinden geldiğince desteği veriyor. Yani ailenin desteği çok önemli bu spora başlarken ve çok genç, ufak yaşlarda başlamamız gerekiyor. Baktığımız zaman da Formula 1 mesela herkesin bir hayalidir. Çok ufak yaşlarda başlamamız gerekiyor. Motosiklet de aynı şekilde. Ailenin desteği ve çok ufak yaşta bu spora başlamamız gerekiyor. Yani. Ağzına sağlık kanka. Çok teşekkür vallahi ederim. Ben teşekkür ederim. Süper anlattın her şeyi. O mütevaziliğinle, efendiliğinle, sporcu kişiliğinle birçok insana da örnek oluyorsun. Ve bunu ben çok iyi biliyorum, hissediyorum, duyuyorum çevremden. Yani ben seni eşimle bile ya da herhangi biriyle bile tanıştırdığımda diyorlar ki ya ne kadar efendi çocuk. Böyle devam edeceğini de biliyorum. Her zaman. Başarıların devam etsin. Bizim abi çizgimiz bu. Eyvallah. Biz şimdi bana şeyi de soruyorlar. Dünya şampiyonu oldun. İşte hayatında ne değişti? Hayatta değişen bir şey yok. Dünya şampiyonluğu bir unvan. Bu unvanı aslında benim görüşüm. Karakterli taşımak gerekiyor. Değişen bir şey yok. Biz her zamanki gibi aynı toprağız, öyle diyeyim. Evet. Bu şekilde bence daha doğru olacağını düşünüyorum. Kesinlikle öyle abi. Çok doğru yoldasın. Bunu zaten yorumlarda da göreceksin. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Bu kendinize röportaj serilerimiz devam edecek. Çok teşekkür ederiz. Gatlioglu all over the tail now of his quarry. Axel Rath from way back comes sliding through down the inside, but he's gone way too deep. Raz Gatlioglu took a first win of the 2021 season and was now just 20 points behind Jonathan Rea.